Peki kişi kanser olduğunu nasıl bilecek? Hiçbir yere ağrımıyor. Evet. Hiçbir reaksiyon da göstermiyor vücut. Ama birinci evreye geçiriyor, ikinci evrede size geliyor. Peki kişi kendisinin de rahatsız olup olmadığını nasıl anlayabilir hocam? Şimdi bazen örnek akciğer parenkimdeki bir kanseri söyleyelim. Akciğer kanseri parenkiminde olan 2 santimlik bir tümör eğer zara dokunmadıysa, ana hava yollarına dokunmadıysa hiç şikayet vermeyebilir. Kişi bunu anlamayabilir. Genellikle sigara içtiği için bu hastaların çok önemli bir kısmı zaten kronik bronşitleri olduğu için öksürükten alert olmayabilir ama yine de özellikle taranabilir kanserler arasında olan meme kanseri, bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri gibi kanserlerde mesela meme kanseri için 40 yaşında hiç şikayeti olmasa bile taramı testi, mamografisini yaptırarak, şüpheli vakalarda ultrason MR ekleyerek daha hiç şikayet vermeden bulunabilir. Bir de bazı ailesel kanserlerde özellikle ailesel kanserli aileye ait kişiler daha özel yöntemlerle, daha sık ve onları özgü yöntemlerle taranarak da tespit edilebilir. Bunun dışında geçmeyen şikayetler bizim için çok önemlidir tanıda. Örnek geçmeyen öksürük. Hasta bana ben grip oldum, doktora gittim ama geçmedi. Bu nedenle de işte geçer belki geçer diyerek 3 ay geciktim gibi. Yani geçmeyen öksürük, nefes darlığı şikayetlerinde mutlaka hasta hekime başvurmalı. Yani bir 10-15 günü geçmiş şikayetlerde bunu mevcut bronşitine bağlamamalı, mevcut kalp yetmezliğine bağlamamalı. Mutlaka özellikle bir hekime başvurması gerekir. Geçmeyen cilt yaraları ya da yıllardır olan cilt nevüsleri örnek renk değiştirdi, kanadı, kaşıntılar başladı mutlaka gitmeli. Elinde olmayarak hızlı verilen kilolar özellikle son 6 ay içerisinde hatta son 3 ay içerisinde bazal kilosunun %10'undan fazlasını kaybetmek. Makattan ya da ağızdan gelen kanlar pek çok hastamız özellikle bağırsak kanserli hastalarımız hemoroid zannederek yıllarca aylarca hekime başvurmakta gecikmekte ve kendi yöntemleriyle ya da hekimi yanlış yönlendirerek hemoroid tedavileri alarak aslında bir rektum ya da bağırsak kanserinin gecikmesine, tanık olmasına gecikmesine neden olmakta. Bu nedenle her şeyi kendince yorumlamadan mutlaka bir hekimden uzman görüş almak kaydıyla başvurması gerekir. Ağızdan gelen, burundan gelen, özellikle de kusmakla, balgamla gelen kan çok önemli. Vücudumuzun yine meme dahil herhangi bir yerinde eskiden olmayan bir şişliğin, asimetrinin olması çok önemli. Geçmeyen ateşler çok önemli. Bu nedenle de şöyle yukarıdan aşağı sayarsak geçmeyen sistemik şikayetler açısından ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri ya da bol miktarda olan geceleri 3-4 atlet değiştirmek durumunda bırakan terlemeler, geçmeyen yaralar, istenmeyen ya da daha önce olmayan vücuttaki şekil bozuklukları, şişliklerin ele gelmesi, makatta ağza kan olması, ses kısıklığı olması, yutma güçlüklerinin olması, karın ağrıları, geçmeyen karın ağrıları, bütün bunlar aslında bir nevi sigortadır vücudun ve bende bir anormallik var demektedir ve mutlaka kişiyi doktora yönlendirerek bu şekilde daha erken tanı alma konusunda yardımcı olmak yani gerekir. Vücut uyarı ve sinyal verdiği anda biz mutlaka bir hekime görünmeliyiz. Başvurmamız gerekir, evet.